Arkadaşlar herkese selamlar. İkinci uygulamamızla birlikteyiz. Bu uygulamamızda sizlerle horizontal yani yatay bir ikon bar yapacağız. Bir önceki uygulamamızda hatırlayacağınız gibi bu ikon barımızın aynısının düşey olanını yapmıştık sizlerle. Buradaki kodlar aynı. Bizim vertical'daki kodlarımızın birebir aynısı. Şu şekilde ekranda da çıktısını görebilirsiniz arkadaşlar. Düşey bir ikon bar oluşturmuştuk. Üzerine tıkladığımızda arka planı yeşil oluyordu efektli bir şekilde. Diğerleri yine şu soluk griye yakın bir rengi alıyordu. Üzerine geldiğimizde siyah oluyordu. Şimdi bunun aynısının biz yatayını yani şu şekilde ikonların yan yana olduğu menüyü tasarlayacağız. Oldukça kolay arkadaşlar. Bunun aynısına biz bir iki tane ekleme yaparak buna ulaşmış olacağız. İlk olarak geliyorum şuradaki icon bar division'ıma. Yani şuradaki Icon Bar sahip Division'ımın genişlik değerini değiştiriyorum arkadaşlar. Örneğin şöyle %100 diyelim. Sayfanın tamamını kaplatalım. Gördüğünüz gibi sayfanın tamamını kaplamış oldu. Ama hala benim istediğim şekilde değil. Bu gördüğünüz gibi hala vertical yani düşey bir ikon bak şeklinde karşımıza çıkıyor. Buradaki biz ikonları yan yana nasıl sıralayabiliriz? Bildiğiniz gibi Float Left özelliği ile. Geliyorum arkadaşlar. Şurada ikon bak içindeki ağlara ben Float Left özelliğini veriyorum. Şu şekilde yine yazamadım. Float Left diyelim. Geldim. Şimdi burada bakalım neler olacak. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arka planım benim şurada dağılmış. Renkler tam anlamıyla gitmiş durumda. Bunu düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar bizim overflow özelliğimiz vardı hatırlayacağınız gibi Geliyorum ben şuraya overflow özelliğimi yazıyorum Overflow auto diyorum Bunlarla ilgili probleminiz varsa arkadaşlar CSS eğitim setinde dediğim gibi bir önceki uygulamada da söylemiştim Buralardan bakabilirsiniz overflow ile ilgili detaylı açıklamalar da mevcuttu o ayrı bir dersimiz de vardı Şu şekilde sayfamı yeniliyorum bakın Gördüğünüz gibi eski haline dönmüş oldu. Benim menü barım oluşmuş oldu. Şunu şöyle yapalım isterseniz. Geldim. Padding'i 90 diyorum arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Bakın büyük bir kombar var oldu. Gördüğünüz gibi küçülttüğümde şöyle otomatik olarak kendinden responsif şeklini almış oldu. Şu şekilde %100 dediğimiz için oldu bu bu arada. Şöyle dersek eğer yani örneğin geldim buna 500 piksel diyorum sayfamı yeniliyorum bakın 500 piksellik bir alana hitap etti bu bu pek iyi bir örnek olmadı şöyle yapalım isterseniz 900 piksel diyelim geldim sayfamı yeniliyorum bakın şimdi şunu küçülttüm ben küçülttükçe benim ikonlarım ekrandan kaybolmuş oldu Piksel değeri verdiğimizde böyle bir Özelliğimiz var yani hatamız diyebiliriz özellik gibi değil Ancak Biz burada genişliği yüzde yüz dersek Ya da Şöyle 50 yüzde diyelim Şunu da tekrar aynı haline çevirelim Geldim sayfamı yeniliyorum Bakın küçülttükçe Sayfa ne kadar küçüldüyse sayfanın yarısını kaplayan bir hal alıyor arkadaşlar Bunu Siz eğer ki pikselle yaparsanız yani az önceki gibi 900 piksel dediyseniz bizim çeşitli medya elementlerimiz, özelliklerimiz vardı CSS'te. Bunların her ekran boyutuna göre işte şu kadar büyüklükte olsun diye yazmanız gerekecekti. Ama bunlara çok da gerek yok. Çünkü belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama Bootstrap'la aslında biz responsive tasarımları daha kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bununla uğraşmanız için şimdilik bir gerek yok. Sadece Şimdilik bu kadarını bilsek yeterli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim şunu 30'a çevirsem nasıl olur? Geldim. Evet. Şöyle yatay menümüz oluşmuş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle horizontal menüyü oluşturmuş olduk. Bu uygulamalıkta bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir önceki uygulamaya ek yapmak istedim. Yani düşeyin aynısının yatayını da nasıl yapabiliriz şeklinde konuşmak istedik sizlerle. Az önce de dediğim gibi aslında bu düşey menüler, yatay menüler bu trapla daha kolay yapılıyor. Yani tek bir sınıf var bu trapta. O sınıfı kullanarak bu menüleri otomatik olarak kendiniz düşey olarak tasarlayabiliyorsunuz. Buradan genişlik değeri vermeksizin, bir sorun olmaksızın. Ama bu CSS özelliklerine de eliniz alışsın arkadaşlar. Uygulamalarla pratik yapa yapa bunlarla ilgili bilgilerimizi de geliştirmiş olalım. Çok fazla uzatmıyorum. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.